Bir bahane uydur. Azra'yı çamaşırhaneye çek. Ne var? Olur da şeytana uyarsan, Azra'ya ondan bahsedersen. Ne var? Yok bir şey. Ben senden bir şey isteyecektim de. Hazır mısınız? Ne yapacakmış Melis beni çamaşırhaneye? Niye çağırmış? Bilmiyorum, gelsin dedi. Başka birini mi bekliyordun kınalı yapınacak? Ha? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Yok. Aksine çok sevindim. Ben de kaç zamandır kavga etmek istiyordum. Şu elimi bir hayırlayayım istedim, bir açılış yapayım istedim. Tayfan yokken kavga. Yok. Sen hiç adam olmayacaksın kınalı yapınca. O yüzden ben de sana son bir ders vereyim dedim. Ya öyle ders mers diyorsun da yaşına başına bakmadan hiç adap öğrenememişsin. İnsan düşmanını böyle yalanla dolanla kuytuya çeker mi? Çok ayıp. Kavgada her şey mübah. Öyle mi? Neyse merak etme. Kısa sürecek. Baksana benim psikopatlar nasıl heyecanlı. Değil mi kızlar? Her daim. İki dakikada halledeceğiz. Gittikçe çok edepsiz bir kız olmaya başladı. Defalarca uyardım ama dinletemedim. Kısmet bugüneymiş. Ha? Buraya kadarmış. Hem yok kutu. Ne oldu? Sürpriz oldu değil mi? Bana da sürpriz oldu. Ne yapıyorsunuz kızlar? Sen var ya sen. Sen. Sen bittin. Geber beni diye yalvaracaksın sen. Bak ya. Sen var ya sen. Sen. Birazdan paramparça edeceğiz seni. Hala intikam mintikam diyorsun. Geç onları ablacığım. Geç onları. Geçeceksin bu. Yolluk. Canım yanar, kopar canım.
Ne yapıyorsunuz siz ya burada? Oktay abi, ortalık çok dağılmış. Arkadaşlara yardım ediyoruz. Kızım, sen yürek mi yedin? Benim şeyden haberim yok. Yedin. Sen yürek yedin. Ama ben o yüreği sana kusturmasını bilirim. Hadi tamam, çıkın. Çıkın hadi. Hay Allah'ım. Siz de oynuyor muydunuz? Herhalde yavrum. Ana. Anam, mapusta mıyız, cephede miyiz belli değil ha, yemin ediyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bana iyi geldi. Ne yaptınız kızlar ya? Ya kanka bana Hatice'yi bir pas attı. Ben de aldım onu, böyle saçlarını elime dürdüm. Doink. Böyle yerde sektirdim kacıyı. Makyajı bozulmadı ama. Çok iyiydi. Vallahi bana da iyi geldi. Kız bana tümbek kafalı denk geldi. Vallahi yerlerde sürükledi en sona. Saçın başını dağılmış. Sen kendine bak, aşure kazana dönmüşsün. O ne? Aşure ne bilmiyor mu? Yok deme. Kazanı dedi. Kazanı. Nasılsın? Düştüm. Bildiğin gibi. Kızlar anlattı. Kudret fena madar olmuş sayende. Deniz. Sen yapman gerekeni yaptın. Ya bilmiyorum. Kızımla tehdit etti beni. Bu yüzden doğru olanı yaptın diyorum sana. Kudretle tek başına başa çıkamazsın Deniz. Azra da hala yüzüme bile bakmıyor ama. Boş ver. Bak o delidir. Kimseye kim falan tutmaz gerçekten. Zamanla toplarsınız. Merak etme. Boş ver, takılma. Kitap. Beğendin mi kitabı? Güzel, çok güzel. Liseden beri şiir okumamıştım. İyi geldi. Burası cezaevi. Şiirsiz olmaz tabii. Yazık adamcağızı. Olay yerine gelen deniz polisinin çalışmasıyla çıkarılan cesedin 64 yaşındaki Rasim Kaya'ya ait olduğu bildirildi. Ceset kesimin nedeni belirlenmesi için adli tutanak kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başladı. Ay yazık. Azra? Azra? Kızlar? Kızlar, nesi var bunun? Ne bileyim ben. Aman yine heheleri gelmiştir. Sağ solu belli mi oluyorum? ...35, 35, 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 ...35, 35, 35, ...35, 35, 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
Deniz Demir. İdareden ona çıktı. Yerini değiştirecek.
Ne zaman geçebilirim? Boş oda hazır olur olmaz. Yani birkaç gün sürer. Teşekkür ederim. Bugün yaptığın çok kral hareketti. Sen olmasaydın ben... Kim olsa aynı şeyi yapardım. Gidiyormuşsun. Evet. Gittiğin yerin buradan farklı olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Burada benim kalmamı isteyen birilerinin olduğunu hiç sanmıyorum. Ben istiyorum. Kalmanı istiyorum. Neden? Çünkü gittiğin yerde de azralar, kudretler olacak. Çünkü dışarısı gibi buranın da tabiatı bu. Çünkü boncuk... Kocanın sana kurduğu hayattan kurtulmanın sebebi kızınla birlikte kurduğun ailelik. Burası da aynı. Kal. Kendini korumak için aile olmaktan daha iyi bir neden bulamazsın. Ki senin de çok iyi bildiğin bir şey bu, görüyoruz. Ben intihar olur. Orada kudretten koruyamam seni. Bir de kal. Çünkü bugün benim babam öldü. Babası ölen kızlara hayır denmez. Abi kıymalı pideler geldi. Galiba Deniz'i kurtardık Ali. Aç pideleri, aç, aç. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanık Deniz Demir, ifade için kürsüye. Sanık.
sakin olmak için sakın kendini zorlama. Kendini bırak. Heyecandan titreyecek misin? Titre. Sakın bastırmaya çalışma. Heyecanını bastırmaya çalışanın saklayacakları vardır. Senin saklayacak hiçbir şeyin yok. Ben odada oturuyordum. Sonra Dudu geldi Öykü'yle beraber. Kudret bizimkilere saldıracakmış. Öykü biraz seninle kalabilir mi dedi. Ben de tamam dedim. Sonra odada Öykü'yle beraber kaldık. Sonra dışarıdan çok böyle yüksek arbede sesleri gelmeye başladı. Öykü annesini istedi. Ben de biraz sonra gelecek dedim. Sonra biraz daha sesler gelmeye başlayınca çocuk ben anneme gitmek istiyorum dedi tekrar. Sonra ben de onu oyalamak için duvarda asılı kızımın fotoğrafı vardı. Göstermek istedim. Tam duvara doğru döndüm. Sonra o arada Öykü orada odadan çıktı, fırladı. Ben de peşinden fırladım hemen. Sonra bir koridora girdi. Ben de Öykü diye bağırdım arkasından. Etraf çok kalabalık. Herkes sopalarla birbirine saldırmaya başlamış. Çok korktum çocuğa bir şey olacak diye. Sonra bir koridorun ucunda gördüm onu. Sola döndüğünü zannettim. Ben de hemen arkasından koridorun sonundan sola döndüm ve döner dönmez kaydım birden. Dizlerimin ve ellerimin üstüne düştüm. Yani o an elimin altında bir şey hissettim. Sonra baktım, hani her yer kan, elimin altında bir bıçak. O an anladım kana basıp kayıp düştüğümü. Sonra bıçağı istemsizce elime almışım. Sonra zaten herkes teker teker geldi. Ben de o şokla kaldım. Sayın Hakim, müvekkilime savcılık tarafından isnat edilen suçlama Türk Ceza Kanunu'nun 82'ye A'ben. Yani tasarlayarak kasten cinayet. Şimdi isterseniz isyan gününe geri dönelim ve iki tane noktaya açıklık getirmeye çalışalım. Bir, bu koşullar altında gerçekten tasarlayarak bir cinayet işlemek mümkün mü? İki, bu çok daha önemli, bu cinayeti gerçekten müvekkilim mi işledi? Şimdi izniniz olursa cezaevinin güvenlik kamerası görüntüleriyle başlayacağız. Gerçi isyan esnasında bazı kameralar mahkumlar tarafından devre dışı bırakılmıştı. Ama Allah'tan elimizdekiler yeterli. Görüntülerin ilki gelsin. Bu görüntüde isyan haberini alan Nihal Hanım'ın birazdan odadan fırlayıp çıktığını göreceksiniz. Evet, şu anda mahkumlar koşuyor. Donduralım lütfen. Gördüğünüz gibi Nihal Hanım odasını tam 15.08.38'de terk ediyor. Peki bu esnada müvekkilim nerede? O ne yapıyor? İkinci görüntü gelsin. Evet, burada gördüğünüz gibi Öykü'nün arkasından koşan da müvekkilim. Donduralım. Zaman 15.09.26. Yani maktulün odasını terk etmesinden tam 47 saniye sonra. Sayın Hakim, sırf bu görüntü bile bu olayda tasarlayarak cinayet iddiasını yıkmaya yeter. Zira tasarlayarak işlenen hiçbir cinayette katiller kurbanlarından sonra hareket etmezler. Peki, Deniz Demir'in görüntülerini izlemeye devam edelim. Koridorlar, kalabalığın arasında kaçan Öykü ve onu arayan müvekkilim. Arada Öykü diye bağırdığını da görüyoruz. Donduralım lütfen. Saat 15.15.00. Yani müvekkilim odasını terk edeli tam 5,5 dakika oldu. Peki acaba Öykü'nün peşinden koşarken Deniz Demir şuraya kadar gelmişken cezaevi müdürünü bıçaklasam diye mi tasarlıyor? Ha? Ne diyorsunuz Sayın Savcı? Sormayın efendim. Savunmanıza devam edin siz. Tabii efendim. Görüntülere devam edelim. İkisi bir aksın. Birbirinden habersiz
farklı koridorlarda koşan iki kadın tam olarak 23 güvenlik kamerasının önünden geçtiler. Ve hiçbirinde aynı kareye düşmediler. Ta ki o en son ana kadar. Şimdi Nihal Hanım'ı son gördüğümüz ana gelelim. Evet, maalesef Nihal Hanım'ı canlı olarak gördüğümüz son nokta burası. Bundan sonra bir iki adım atacak ve olay yeri dediğimiz cinayetin işlendiği koridora sapacak. Saate bakalım. 15:16:29. Peki o sırada müvekkilim nerede? Ali. Burası da Öykü'yü gördüğü son nokta. Birazdan o da aynı koridora sapacak. Olay yeri ve anını gösteren kamera görüntüleri ne yazık ki elimizde yok. Ancak çok önemli bir nokta var. Lütfen zamana dikkat edelim. Zamanı okuyalım. 15:16:13. Yani müvekkilim sadece 15 saniye geride. Ve savcılığın iddiasına göre 15 saniye sonra müvekkilim cinayeti işleyecek. Peki bu mümkün mü? Peki Deniz Hanım'ın görüntüsünü büyütelim lütfen. Şu görüntüye bakan herkes elinden kaçırdığı çocuğun peşinden koşan, panik halde onu arayan müvekkilimi görür. Ancak sayın savcım 15 saniye sonra cinayet işleyecek bir kadın görüyor. Erhan Bey, bize niyet okumayın lütfen. Bıçağın üzerindeki müvekkilinizin parmak izlerini size tekrar tekrar hatırlatmayalım. Lütfen. Bunu bana daha çok hatırlatacaksınız sayın savcım. Çünkü elinizde başka bir şey yok. Bu görüntüler boyunca bıçağı gören var mı? Yok. Bıçağı gördüğünü söyleyen bir tanık var mı? Yok. Mutfaktaki bir et bıçağı demiştik. Mutfaktan alındığını gören bir tanık var mı? Yok. Peki başkası getirmiş olabilir mi? O zaman da o başkasının parmak izi olurdu bıçakta. O da yok. Ha, bu durumda tek ihtimal kalıyor. Müvekkilime 15 saniye sonra Nihal Hanım'la karşılaşacağı bir şekilde malum oluyor. Ve o cinayeti tasarlayıp mutfağa koşuyor. Mutfaktan geri gelip Nihal Hanım'ı bıçaklıyor. Peki bu mümkün mü? Şimdi olay yeri tam şu kırmızı noktada oluyor sayın hakim. Mutfakta burası. Arada bir sürü koridor ve üstelik bir kat var. Mutfakla olay yeri arasındaki mesafe tam 196 metre. Gidiş dönüş 196 metre. Meslektaşım Ali'ye bu mesafeyi koşturdum. Kendisi eski milli atlettir. Ali bu mesafeyi tam 30 saniyede koştu. Anlaşılan biraz paslanmışsın Ali. Sayın hakim, savunma varsayımlar üzerinden hareket ediyor. Bu kabul edilemez. Bu kabul edilemez. Etmek zorundasınız sayın savcı. Siz başlattınız. Bir önceki duruşmada ne dediniz? Hatırlayalım mı? Bu durumda doğru anladıysam sayın savcım bıçağın sanık tarafından mutfaktan gizlice çıkarıldığını düşünüyor. Doğru mu anladım sayın savcım? Bizce öyle. Ama bizce öyle değil. Çünkü mutfakla cinayet mahalli arasındaki o 196 metreyi bu dünyada 15 saniyede koşabilecek yalnızca ama yalnızca bir kişi vardır sayın hakim. 100 ve 200 metreler dünya rekortmeni Usain Bolt. Ancak müvekkilim Deniz Demir ne çare ki asla ve asla bir Usain Bolt değildir. Olamaz da. Karar. Sunulan deliller, dinlenen tanıklar ve izlenen görüntüler ışığında sanığın da vermiş olduğu ifade dikkate alınarak sanık Deniz Demir'in tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenmesi ve mevcut delillerin incelenmesi için ve ayrıca savunma tarafının ileri sürmüş olduğu tezlerin bilirkişi için incelenmesine ve gelecek duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Demiştim değil mi sana? Kurtaracağım seni. Adım adım az kaldı. Teşekkür ederim.
Geç. Gel. Uyumamıştır daha Deniz abla. Gel. Nasılsın? İyi. İyi. Otur çocuğum. Demedim mi ben sana? He? Demedim mi? Ne bu gari? Savcı müebbet dediği hemen müebbet mi oluveriyormuş? Allah Allah. Sokakta mı atılıyor bu canına yandı mı kanunları? Değil mi? Allah'tan ümit kesilmez. Öyle. Haklıymışsın. Ne diyeyim? Ya? Kız hadi. Ben seninle kızın için özlüyorum diyordun ya sen. Ah. Kuzum. Teşekkür ederim. Ben bunu da Asnet abladan aldım senin için. O zaman şöyle yapalım mı? Bu bende kalsın, bu da sende kalsın. Aldı. Tamam o zaman. Anlaştık mı? Tamam o zaman. Hadi gel. Hadi gel biz gidelim. Deniz ablan dinlensin, değil mi? Hadi iyi geceler. Sana da. Çikolatanı vermedin mi? Ne? Sen mi yiyeceksin? Hep çürümüş. Cem ne tatlı bir şey ya. İnsanı hayran bırakıyor kendine. Öylesini görmemiştim. Annesi olarak gurur duymalısın. Tadına doyamıyorum. Hocam nerede? Kimsin sen? Teni. Saçları. Dokunma ona. Kokusu. Dokunma ona. Hepsi olağanüstü. Kimsin sen? Neyse. Sakın ona dokunma. Benim biraz daha işim var kızımla. Kapatıyorum. Dokunma. 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 Sakınma ona. Sakınma ona dokunma. Alo. 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 Ayakları da çıplak. Gel abla, nefes al. Gel abla, gel abla, gel abla. Tamam. Tamam. Allah! Allah! Ne oldu? Ben uyuyordum. Bir telefon sesi geldi. Baktım. Oraya yatağıma telefon koymuş. Açtım. Hiç tanımadığım bir adam. Yok ki... Kızının teni çok güzelmiş. Yok kızının saçları çok güzel. Ben pis pis konuşmaya başladım. Bak, adamın telefonda söylediklerinin tek bir kelimesi doğruysa ben o kadını öldürürüm.
Kurtardın beni. Anladın mı? Kurtardı, öldürürüm. Yemin ederim o kadını öldürürüm. Beni duydun mu? Anlıyorum ben seni. Duydun mu beni? Tamam, sakin ol. Anlıyorum ben. Duydun mu? Öldürürüm. Duydum. Yemin ederim ben o kadını öldürürüm. Anlıyorum dedim. Eğer Ecem'e bir şey yaparsa yemin ederim. Duydum! Yeter. Sakin ol. Çünkü kudret böyledir. Neden? İnsanı delirtir. Sonra da karşısına geçer, seyreder, bundan zevk alır. Duydun mu beni? Bana bak. Bana bak. Sakin olacaksın. Kudretin seni delirtmesine izin vermeyeceksin. Sen istediğin zaman delireceksin. Duydun mu beni? Sen istediğin zaman. Çalışıyor mu alet? Vallahi çalışıyor. Al şunu Ecem'i ara çabuk. Çabuk! Allah'ım. Alo? Alo. Ecem. Anne. Annem. Annem nasılsın? İyiyim, iyiyim anneciğim. Ne oldu ki? Annem. Annem nasılsın? Neredesin sen? Yoldayım, yoldayım. Eve gidiyorum şimdi. Ecem mi? Ecem neredesin? Sen neredesin? Hadi gel. Senin için çok özel, çok güzel bir karışım hazırladım. Tam senlik. Yok ben almayayım. Ya bir tadına bak en azından. Hem rahatlarsın. Ben gideyim, habersiz geldim zaten. Daha yeni geldin zaten. Hadi gel. Biz seninle daha sonra takılırız. Arkadaşlarım varmış zaten, bilseydim hiç gelmezdim. Onlar çok iyi çocuklar ya. Yani tanısan çok seversin gerçekten. Yok yok, ben gidiyorum. Görüşürüz. Ya nereye gidiyorsun? Anne, bizim okuldan kızlarla sinemaya gittik. Şimdi çıktım, eve gidiyorum ben de. Ne sineması? Ne sineması? Ben sana bu saatte sokağa çıkma demedim mi? Sana bu saatte sokağa çıkma demedim mi? Tamam, tamam anne, haklısın. Merak etme ama ben 5 dakikaya evdeyim. Şimdi kapamak zorundayım, şarjım bitiyor. Sakın, bana bak. Bana bak. Arkadaşlarıyla sinemaya gitmiş. Ne dedim ben sana? Kızın gayet iyi. Ayrıca genç kız bu saatte sinemaya da gider yani. Hadi yat uyu. Dinlen biraz. Takip et. Yer. Kudret abla. Deniz Zoka'yı yutmuş. İnim inim inletiyormuş koğuşu. Buyur abla. Aferin. Aramışsın. Aynen öyle abla. Emrettiğin gibi. Güzel konuşmuşsun. Bağırıyor. Yak, yak. Ortalığı velveleye verdi. Başka bir emrin var mı abla? O kızla benim oğlanın üzerinden gözünü ayırma. Şimdilik başka bir şey istemiyorum. Merak etme abla. Zaten gözümün önündedir. Çalışmalar nasıl gidiyor? Her zaman gidiyor. Ayrıca arz ettiğiniz bir...
masaya koy. Ecem. Hoş geldin baba. Ya dışarıda mıydın? Yok yok, dışarıda değildim. Geldiğimde bir film vardı, ona takılmışım işte. Sonra da uyuyakalmışım biraz. Film. İyi. Ben yatıyorum o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Üstünü çantanı almayı unutma. İyi geceler. İyi geceler. Duruşmanın en ilginç anlarından biri de atletizmde 100 ve 200 metre rekorlarını elinde bulunduran Usain Bolt'un yaptığı derecelerin delil olarak mahkemeye sunulmasıydı. Hakimin bilirkişi incelemesine sevk ettiği davanın gelecek duruşması ileri bir tarihe ertelendi. Vay be. Vah. Vallahi helal olsun ha. Esaslı avukatmış. Vallahi maşallah, sübhanallah. Avukat diye ben buna derim ha. Böyle avukatım olsun. 500 milyon borcum olsun. Tutu ya. Kız sorduralım, belki bekardır. Gerçekten Deniz, beni de tanıştırsana. Belki davamı tekrar açar. Ayıp oluyor. Kedican derdinde. He, et derdindeyiz. Ne olacak? Hayret bir şey ya. Ayıp de, günah de. İnsanın nefsi çekiveriyorum. Vallahi çekiyor. Vallahi benim hiç tipim değil. Ben böyle etli butlu seviyorum. Vallahi benim de değil. Benim tipim vallahi. Ben böyle beyli fey severim. Artık. Ben daha bir şey yemedim çocuğum. Ama bana masal anlatacaktın. Hadi. Ya aç karnına nasıl anneden? He? Hadi iki lokma yiyen ondan sonra. Sen geç anne, ben alırım. Yok. Ne konuştuk dün akşam? Kendim alacağım. Esapla, ne yapıyorsun ya? Salata ver. Domates şeyinden de ver. Sen yorulma. Ben getiririm yemeği. Bu ne şimdi? Yok, yardım etmek için. İçimden geldi. Tamam, sen geç. Ben getireceğim. Eyvallah. Tamam, tamam. Oturun. Yeni bir hizmetçi buldum. Aklın yolu bir. Bütün marifetin bu mu kuzu? Yesene. Sana mı soracağım? Neden? Aç değil misin? Yesene. Fazla uzattın, yürü. Deniz, geç yerine. Tamam, ye. Kuzu. Yemeyecek misin? Deniz, geç yerine. Uzattık. Kızımdan uzak dur, Kudret. Kızımdan uzak dur. Dur, sakinleş.